Bir de kameralar için tekrar. Bildiğiniz üzere günlerden beri basınlar, medyada her zaman olduğu gibi kirli kirli haberler çıkıyordu. Bunların hepsi Erkan kardeşimizin ağzından çıktığı söyleniyordu. Bize de sorduklarında Erkan'ın bize hiçbir zaman Trabzonspor'a gelmeyeceğim, başka bir takıma gideceğim diye bir sözü olmadığını söyledik. Olmuş olsaydı zaten açıklamalarını da takip ediyordunuz. Trabzonspor'a gelmek istemiyorum diyen bir oyuncuyu Trabzonspor'a almamız gibi bir durum da söz konusu değildi. Sağ olsun. Ersan hocamızla beraber İsveç'e gittiğimiz zaman da güzel bir restoranda obama yemek yediği diye bize orada yemek ısmarladı. Sonra da evlerine gittik. Ama evlerine gittiğimiz zaman da ben tamamen şaşırdım. Çünkü gittiğimiz ev Trabzonsporlularla dolu bir evdi. Babası sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Trabzonspor ayrı bir yerleri var içerisinde. Özellikle Muzaffer diye bir amcası var. Muzaffer Bey'e teşekkür ediyorum. Kendisi Trabzonspor maçlarından önce iki rekat namaz kılıyorum. Dua ediyorum Trabzonspor maçlarını kazansın diye. Böyle bir ailenin içine gittik. Milli bir Konya'nın ilçesi gibiydi. Konuşmamız da 10 dakika sürmedi. Sağ olsun. Çok hazır bekliyorum, valizini hazırladık. O da başkanım, siz buraya geldiniz. Ben Trabzonspor'da oynamaktan şeref duyarım. Ve oradan kalkıp Trabzon'a geldik. Bugün de kendisini Trabzonspor'u yapan imzayı attı. Ben umut ediyorum ki bütün basındaki kirliliği, gerek içeriden gerek dışarıdan eleştiri götürenleri sahaya çıktığı zaman Trabzonspor'un adına verdiği mücadeleye, bu eleştirileri de dikkate alarak şu ana kadar oynadığı futboldan daha da iyisini oynayıp Erkan Zengin'in kim olduğunu da herkesi gösterip Trabzonspor'a uzun yıllar katkı sağlayacağına biz inanıyoruz. Kendisi de inanıyor. Özellikle de hocası inanıyor. Hem Trabzonspor istedi hem de Trabzonspor'un hocası istedi. Daha da önemlisi, daha önce Ersun Hoca ile beraber çalıştılar. Bir abi kardeş ilişkileri var. Bütün bunların detayında umut ediyorum ve inanıyorum da Trabzonspor'un onun tarzında bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Sahada da beklentilerin daha da üstünde oynadığı futbola cevap verip Erkan'ın Erkan tarzında bir oyuncuya Trabzonspor'un ihtiyacı olduğunu teknik kadro söylüyor. Bizler de onaylıyoruz, inanıyoruz da. Önemli olan Trabzonspor Başkanı'nın bir yere gitmesi değil. Biz Trabzonspor Başkanı değiliz, Trabzonspor'un samimi sevdalılarının hizmetkarıyız diyoruz. Eğer yaptığımız hareketin Trabzonspor'a katkısı olacaksa biz İsveç'e değil, dünyanın öteki ucuna da gideriz. Bundan gocunmayız. Kendini Trabzonspor sevdalılarının hizmetkarı olarak gören insanlar bunu yapar. Ama işte tezada düşmeyin. Bizi eleştiriyor insanlar. Değerlerine sahip çıkmıyor diye. Biz Trabzonspor'un en ufak değerine dahi sahip çıkarız. Ama Trabzonspor'un menfaatlerine, Trabzonspor'a hizmet etmek için de hiçbir şeyi gurur yapmayız. Gurur yapan insanlara da başarıya ulaşamaz. Yarın da gitmem gerekiyorsa giderim. Trabzonspor'a imza atmak benim için şu an hani inanılmaz. Bundan sonra Trabzonspor için her şeyimi yap, her şeyimi koyacağım ortaya. Belki 20 gündür benim ne çektiğimi kimse bilmez baba. Konuşulanlar var. Bir sürü olaylar oldu. Ama ben çok fazla takip etmedim. İsveç'teydim. Ama benim oradan Eskişehirspor'dan ayrılışım yani çok farklıydı. Bunu kimse bilmez. Ben çünkü bazı şeyleri orada yaşadım. İşte evimi sattım. İstanbul'a gittim. Daha önceden bunlar konuşulmuştu. Ve Trabzonspor bu transferde yok, hiç yoktu.
Yani ben oradan ayrılırken başkanımızın bana sen gidebilirsin dedi. Ve ondan sonra bir kulüple görüşmeye gittim ben de. Trabzonspor yoktu hiçbir zaman. Bu olayların üzerine buraya kadar geldi. Ben İsveç'e döndüm. Ama şöyle söyleyeyim, ben başkanımın ve Ersun hocamın İsveç'e gelmesi zaten bütün her şeyi bitirdi. Benim bundan sonra Trabzonspor benim her şeyim. Bunu yürekten söylüyorum, buna inanabilirsiniz. Camiaya ve herkese teşekkür ediyorum. Uzun, yani 20 gündür beni çektiğimi kimse bilemez. Ben Trabzonspor için, bütün futbolcular Trabzonspor için oynamak ister yani. Bunu Trabzonspor sadece açıklama yaptığımda benim Galatasaray ya da Fener şeyde dedim, Beşiktaş'a dedim. Çünkü orada benim bir söz verilmiş. Ben de burada Trabzonspor halkı en sözü tutan bir insanlardı. Onu en iyi Trabzonspor bilir. Yani bana bir söz verildi. Onu başkanımız tutmadı. Ben de ona göre bir açıklama yaptım. Bunu kim olursa olsun aynı şeyi söylerdi orada. Yok ben buraya gitmeyeceğim diye.